Ha geçen şeyi gördüm. Bir tane YouTube'da denk geldim. Bir tane böyle kasketli bir dayı var. Bülent Ecevit'in seksi versiyonu gibi bir tane dayı var. Şey tavsiyeler vermiş millete. Bir erkeğin senden hoşlandığını nasıl anlarsın? Bir erkeği tavlamanın 22 inanılmaz yolu. Bilmem ne. Cırt 5 milyon falan izlenmiş. O kadar moralim bozuldu ki. Dedim ki ben niye oturuyorum ya? Alayım elime bir kitap. Şöyle bir kitap bulayım, elime alayım. Bir şey takılayım. Ben de bundan sonra hayat gurusu olacağım galiba arkadaşlar ya. Vallahi bak. Eğer bu seçimi AKP kazanırsa buradan ilan ediyorum. Bundan sonra yaşam gurusu olacağım. Böyle böyle videolar yapacağım size. Hoş geldiniz çocuklar. Size biraz kadınlardan bahsedeyim. Kadınların biliyorsunuz vajinaları var. Hepsinin yok. Çoğunun var. Ve biz erkekler <laughs> bu vajinaların peşindeyiz. Peki çocuklar bu vajinaları nasıl elde edeceğinizi biliyor musunuz? İşte bu videoda sizlere bunu anlatacağım. Ben Bülent Erbaş. Büyükbaş diye de bilinirim. Şimdi abone olun ve beni dinleyin. Evet. Eğer seçimleri AKP kazınsa bundan sonra kanalı buna çeviriyorum. Haberiniz olsun. Arkaya da bir şemin ememine bir şey yaparım kendim böyle. Bir böyle yelek ceket kendi tarzımıza şöyle yaparım. Bak hemen tarzımı gösteriyorum. Şu an üzerimde kıyafet öyle değil ama tarzım böyle yapacağım. Dur hemen gösteriyorum şimdi size. LCY22 yelek gömlek. Ver bakayım. bu tarz yelek değil. Ha. Ha, hem de bak siyahı. Tamam. Siyahı hem de bak böyle. Tamam mı? Siyah. Tamam, şöyle yaparım kendimi. Ondan sonra bundan sonra takılıyorum ben, tamam mı? Bin kadınla nasıl beraber oldum serisi? Aynen öyle. Önce önce erkeklere kızlarla ilgili, sonra kızlara erkeklerle ilgili, erkeklerle ilgili. Sonra geylere, diğer geylerle ilgili. En son panseksüellere herkesle ilgili bilgiler vereceğim. Bu RP ile Fate karakteri gelsin please. <laughs> Pişman olacağı şeyler yapma. Ya benim yaşım geldi artık belli bir yaşa. Bu saatten sonra bana çıldırmak bedava. Bundan sonra oyun videolarını falan da şey tarzı yapacağım. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Jedi Survivor oynuyoruz filan gibi yapacağım böyle. İzlemeler fırlayacak. Sonra geceleri ağlayacağım. Bütün kazandığım parayı psikologlara yedireceğim. Ama olsun. YouTube bunu gerektiriyor. <laughs> Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Aleyna Tilki yapıyoruz Jedi Survivor'da. Evet. Evet. Falan. Aynen. Hmm. Seçimi kazanamazsak ben de red pillci oluyorum abi. Tamam kanka ben de red pill baş oluyorum bundan sonra. Bundan sonra bu şekil. Abi o kadar enerjin yok senin. Yok lan bir videoluk çıkar. Hemen de şeye girerim. Neo Clash, Neo. Habere sandık açılan oyunlar var ya. Sandık açılan oyunlardan bir tanesine girerim. Clash of bir şeyiz. Clash of Clans mı? Bir tane oyun var ya. Ha bire birileri sandık açıyor. 22 Samantha çıkardım. 5 yıldızlı ya bro ya çıkarttım. Üf falan. Bir de böyle yan tarafa böyle şey koyuyorlar. CS yayında hata var galiba. 3000 kişi izliyor ama 1000, 1300 beğeni diyor. Desinler ya. Canımız sıkıntı yok. Ama like basabilen bassın yani bundan sonra. Ne zaman böyle konuşsan ya Twitch'ten ayrılıyorsun ya kanalın formatını değiştiriyorsun. Tabi. Ülkemiz bir değişimin eşiğinde. Clash Royale, Clash Royale. Ha hay yaşayın ya. O bir şeyler açıyorlar içinden 5 tane adam çıkıyor. Çok ama Brawl Stars ha. O oyunları da hiç oynamadım. Çok merak ediyorum ya. Vallahi billahi. Neymiş? Ne var oyunlarda yani? Bir gireceğim onlara. 5 yıldızlı yabarro çıktı 12 tane. Bu 5 yıldızlı 12 yabarroyu 28 tane varroyla kapıştırdım. Hadi bakalım babalar. Hadi babalar. Bağırıyorum böyle. Wow falan. <gülüyor> wow! <gülüyor> Ya buna en çok, en çok ben buna nerede rastlıyorum biliyor musunuz? <laughs> Bu ne samimi, samimiyetsizliği biliyor musunuz? Herhangi bir belediye etkinliğinde o belediye etkinliğini böyle gazlamak için onlara da isim uydurdular. Master of Ceremony diye. Üniversite etkinliğinde bak bunları çok görürsünüz. Bu bahsettiğim tipleri. Üniversite etkinliklerinde o üniversite etkinliğinde böyle üniversiteli gençlere heyecan ve gaz vermek için radyocu konuşmasıyla çıkmış yavşak sunucular vardır. Bilir misiniz onu? Bütün totali, totali budur herifin yani. Üniversite etkinliklerinde bunlar hep çıkarırlar illa. Böyle sakız, meşrubat markası gibi markalarda böyle akşamki ki şeye kadar, konsere kadar. Hadi bakalım gençler şimdi sahnemize Ahmet alıyoruz. Şişir bakalım balonu Ahmet falan tarzı tipler vardır ya. Şak şakçı denir, boğugay denir. Neyse işte. Üniversite etkinliklerinin gereksiz yavşak sunucusu. Sanki bütün üniversiteler ortaokulluymuş gibi böyle bir... Yani çocuk orada zaten üniversiteli oğlum. Yani bunların en dandiği bir şey okuyor yani. Orada iktisatçı var, işletmeci var, mühendis var. Yani mühendis herif tamam mezun değil ama... Adam 3 bilinmeyenli diferansiyel denklem çözmüş. İki dakika oturmuş çimenlere kafayı dinlemek için. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle inanılmaz bir eğlence yoldu falan. Ne diyorsun dayı bir oturun mu? <laughs> en azap bozuldum şeydi. Hiçbir üniversite etkinliğine katılmadım bu yüzden ya. Hadi bakalım gençler. Gençler şimdi sizlerle balon şişirme oyunu oynuyoruz. Şişir bakalım balonu. İsminizi alayım. Seda. Evet Sedacığım şimdi senle balon şişiriyoruz. Üfle bakalım balonu falan. Böyle aşırı sıkıcı etkinlikler falan. Ay, çocukluğumun. Ay, çocukluğumun travması gerçekten